İznik'te Emine ablamın bahçesinde, hatta mükemmel serasında şimdi sizler için herkesin kolaylıkla yapabileceği pankek yapıyoruz. Evet, pankek yapıyoruz. Özellikle sabah kahvaltılarında harika olur. Bence de. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz 1 su bardağı sütümüz var, 1 çimdik tuz kullanacağız, 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var, 2 yumurta, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, aman ha sakın 1 paket kullanmasınlar yoksa çok kabarır, evet. Şeklini muhafaza edemeyiz bu defa. Ve 1,5 su bardağı dolusu da unumuz var. Tamam. O zaman şimdi Emine ablacığım, hadi başlayalım yapmaya. Hemen başlayalım bu güzel lezzeti yapmaya. Önce yumurtalarımızı bir kıralım. Tamam. 2 adet yumurtamız karıştırma kabımıza geldi. Şimdi üzerine toz şekerimizi alıp bir çırpalım önce. 1 yemek kaşığı toz şeker var. Evet. Toz şekerimiz, 2 adet yumurtamız bir güzel karışsın bakalım. Son zamanlarda artık mutfağımızda sık sık yapmaya alıştığımız pankek. Şimdi bir güzel şekerimizi çırptık. Ve yumurtamızı çırptık. Şimdi verelim. Sütümüzü alıyoruz içine. Bardak ölçüm 200 mililitreliktir. Yine her evde bulunan bardaklardandır. Su bardağı. Evet, su bardağı. Şöyle bir çimdik de tuzumuzu alıyoruz. Aa, çok az. Çok az hemen. Küçük tırnağımız kadar. Evet, şöyle bir karıştıralım. Tamam. Şimdi unumuzun bir miktarını alıp. Ne kadar unumuz var Emine ablacığım? 1,5 su bardağı. Aynı bardakla da 1,5 su bardağı unumuz var. Şimdi bir paket vanilyamızı alıyoruz. Tamam. Yarım paket de kabartma tozumuzu aldık. Koyduk. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Ben zeytinyağını içine koyuyorum. Çünkü bir defa hiç pişirirken tekrar yağ koymuyorum tavama. Evet. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu zeytinyağımızı alacağız. Oh. Evet. Zeytinyağımızı da döktük çömleğimizden. Şimdi kalan unumuzun tamamını kaşığımıza evet, aldık. Ve hiç pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar şimdi bu unumuzu çırpmaya devam ediyoruz. Kesinlikle en ufak bir topaklanma olmaması gerekiyor bu hamurumuzun içinde. Biz telimizle çırpıyoruz ama mikserle çırpabilir miyiz? Çırpabilirler tabii tabii. Biz çünkü arazideyiz. Bizim için şu an en uygun bu. Aynen. O yüzden çırpıcımızla elimize bir güzel çırpıyoruz. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Evet. Bakın evet. Krep hamurumuz hazır. Çok akışkan, çok güzel bir hamur elde ettik. Evet. Şimdi artık bunu kızmış olan krep tavamıza alıyoruz. Evet. Benim şöyle bir küçük kepçem var. Bu çok tam güzel. Denk geliyor. Onlar büyük kepçe yaparlarsa eğer yarım kepçe yapsınlar. Ölçüsü tam denk geliyor çünkü o şekilde. Tamam. Şimdi krepimizi bakın şöyle minik minik halkalar halinde tavamıza alıyoruz. Bir yerinde aldık. Böyle halka halka krep tavamıza dolduracağız hamurlarımızı. Çocuklar çok seviyorlar. Hele hele bizim Yakupcan bayılıyor. Bakın pıt diye alıverdik hemen kaşığımıza. Ters çeviriyoruz. İşte bu. Çok yumuşak bir hamur. Evet, çok yumuşak, çok güzel. Hemencik de çıkıveriyor zaten tavadan. Hemen pişiyor. Çok kısa sürede evet. Hazırlanıyor. Hamurun dinlenmesi gibi bir olay yok. Yok yok yok, hemen. Hemen yapsınlar, tavaya atsınlar. Aynen. Çok kolay oluyor. Misafiriniz mi gelecek? Hemen alın. Evet. Yapın. Bak şimdi bu yüzünü de ben göstereyim. Bu yüz de bu şekilde böyle pişiyor. İşte. Evet. Hemen tepsimizi alıyoruz. Şöyle alalım. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Hemen fırın tepsimize çıkartıyoruz kreplerimizi. Son pankekimizi de pişirdik. Evet. Tepsimize alıyoruz. Uf 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 uf. Çok güzel oldu ya. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi çikolatayla artık bir güzel pankekimizi süsleyeceğiz. Evet, zamanı geldi. Bakın bu hiçbir şekilde bak kırılma, çatlama kesinlikle söz konusu olmaz. Yumuşacık. Pamuk gibi. Pamuk gibi adeta. Görüyorsunuz. O kadar yumuşak, o kadar güzel ki ağızda dağılıp gidecek harika bir hamur işi yaptık. Evet, şimdi en çok yakışanı şöyle bir çikolata, kahvaltılık çikolataları, eriyen böyle akışkan çikolataları yaptığımız bu güzel hamur işinin pankekin üstüne sürerseniz, kıvırırsanız böyle mükemmel olur. Ben de süreyim. Kızım sen de sür. Bak, sıcacık bakın çok güzel oluyor. Kesinlikle bak göreceksin asla çatlama, kırılma kesinlikle söz konusu değil. Kesinlikle değil. Bakın ben de katla şöyle kıvırıyorum. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde olmaz bu şekilde kırılma çatlama. Asla söz konusu olmaz. Evet. Ben de tadına bakıyorum.
çikolatayla mükemmel. Çok. En çok yakışanı budur. Kankisi bunun bu. Gerçekten öyle. Kankisi. Çikolatasız bir pankek kesinlikle düşünemiyorum. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Yapıp deneyen herkese afiyetler olsun. Rabbim hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.